Roma kesin favoriydi ve Lucescu bize maçtan önce bu uyarıları yapmıştı. Bakın dedi, güvenlik güçleri burada taraftar gibidir. Sakın dedi herhangi bir şey çıkartmayın dedi. Yani kesinlikle şeylerinize, hareketlerinize çok dikkat edin. Tansiyonu devamlı düşürün. Biz de o zamana kadar öyle, maçın sonuna kadar o şekilde oynadık zaten. Tansiyonu düşürdük. Bir birlik bir sonuç da bitti. O zaman Matiz Turta'ydı. Ben çok fazla yakın oynuyordum. İşte hamlelerim bazen topla sert müdahalelerim de olabiliyordu ama tamamen futbol oynandı ve bitti diye düşünürken Batistuta bana bir tane yumruk attı karnıma. Ondan sonra ben de ona bir tane öyle bir ufaktan bir salladım. Ondan sonra sağ karıştı zaten. Eser hocamızı Capello saçından tuttu aşağı. O şekilde görünce biz o tarafa doğru yönlenmeye başladık. Eser Hoca'yı kurtarmaya, oradan çekip çıkartacağız. Çünkü hakikaten etrafını çevirdiler. Polisler etrafını çevirdi. Antrenörleri dediğim gibi tuttu saçından aşağı indirirken biz de o tarafa doğru gitmeye çalışıyoruz. Gittik, bir şekilde aldık. Ama bunu yaparken tabii biz acayip şekilde coplandık. Bizi böyle bir koridora aldılar. Şöyle yan yana dizildiler. Sanki bizi ayırıyorlarmış, onlarla aralarına şey koyuyorlarmış, set koyuyorlarmış gibi içeriye gönderirken herkesin coplarla ayaklarına hatta kasıklarına geldi bir tanesi Capone'nin. Capone kan işedi, affedersin burada söylemek belki tabiri caizse şey olur. Ve bundan sonra bizim de tabii ki o hocayı alırken artık vuruyorlar bize, bizim de canımız yandı. Biz de bir iki tane bir şey vuracağız yani, anladın mı, kaskına, gözüne ya da bir şekilde olacak. Neyse, maç bitti. Dediğim gibi herkes soyunma odasına geldi, işte joplandık, şey yapıldık filan falan, dövüldük. Ama enteresan bir şekilde geldiler ve bizi soyunma odasından almaya çalıştılar. FIFA araya girdi. Biz varken dedi, UEFA dedi, biz varken dedi burada dedi, bu kesinlikle olmaz dedi. Bir krize yol açtı. Kriz işte hükümete sıçradı. O zaman Abdullah İmar Bayrak Mesut Yılmaz'ı aradı. Ondan sonra başbakanımız, dönemin başbakanı yine Recep Tayyip Erdoğan'dı zannedersem. Ona ulaştık. O işte Berlusconi falan falan. Olay çığırından çıktı. Yani baktığınız zaman yapılan hiçbir şey yok bizim tarafımızdan. Ama alınmak istenen biziz, ceza verilmesi istenilen onlar tarafından biziz. Yani tamamen bir hakkaniyet vardı burada, hakkımız inliyordu. Bir şekilde sağ salim biz şeye çıktık, uzun uğraşlar sonucunda otele gittik. Otelden gelip almaya çalıştılar bizi, 5-6 tane isim verdiler. O isimle işte bizim polisimize şey yaptı diye. Tekrar bir kriz çıktı. O kriz de aşıldı. Ondan sonra döndük. Ondan sonra onun davaları filan falan görüldü hatta. Zannedersem şu anda beraat ettim. Yani o kendi başlarına ceza vermişler çünkü. Eğer bir dahaki ceza alırsa o cezası kesilecek filan falan gibilerinden.